tam tıkalı bir yan damarımız var. Bu damarı açmak bizi birazcık uğraştırdı. Birkaç teknik özellikler var, manevralar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu bir CX CTO. Tabii radyal yolla girdik. Tek çekim kullanıyoruz. Bakın bu CTO tamamen RCA CTO. Mikro kanala varmış gibi duruyor. Ve biz buraya Filter XDR'la angaje olduk. Elimizdeki bir Corsair. Bakın şurada gördüğünüz gibi aslında yukarı çıkmışız. Aşağıdaki şu lümene, şuradaki lümene gitmemiz gerekiyor. Ve ardından biz Filter XDR'la distale kadar, bakın gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde distale geçirdik telimizi. Ve ardından buraya geçmek, bu şey sonrası mikrokateterimizi ilerlettik ve Sion Blue EC'yi yerleştirdik. Mikrokateterden sonra Sion Blue EC ile buraya balon yapıyoruz. Bakın şu bölgeye balon yapacağız. Ve buraya da bir tel attık. Tabi aşağıya da bir tel attık. Ve bu şey olarak şeyimiz geçmedi. Stentimiz geçmedi. Bu bölgeye balonladıktan sonra buraya bir ankor yaptık 3 balonla. 3 balonla ankor yaptıktan sonra stentimizi osteal bölgeye yerleştirdik. Bu balonu aynı zamanda yukarıda şey için kullanacağız. Bakın gördüğünüz gibi stentimizin şeye taşırmamak için, ana dala taşırmamak için tam kissing yaparak hafif 8 atmosferde şişirerekten stentimizi, bu 2.25 36 stentimizi hafif geri aldık. Ve geri alaraktan bakın gördüğünüz gibi bu bölge tamamen açıldı. Herhangi bir diseksiyonumuz yok. Ha burada şey olarak, öğrenim hedefi olarak ankor yapma işlemi, bir de osteal stent yerleştirme işlemi olarak şey yapabiliriz, belirtebiliriz. Diğer pozisyonlardan da bakıyoruz. Herhangi bir problem yok. Şurada da gayet güzel aslında. Çok büyük bir CX bu. İlk başta belki hani çapı ufak görülüp ellenmiyor olabilir ama 57 mm'nin üzerindekiler genelde %10'dan fazla iskemik alan oluşturuyor. Bakın şurada, o yüzden bunu açmak gerekiyordu. Başarılı bir CX CTO girişimi olarak kayda geçiyoruz. Tabii bu şeyde, distalde de hafif bir disseksiyonumuz oluştu bizim burada. O disseksiyona da stentimizi koyduk. İçim midemiz bulandı biraz. O yüzden oraya da mutlaka koyalım dedik. Ve ondan sonra en son halini göstereceğim. Bakın şurada disseksiyon bölgesi de tamamen kapanmış oldu. Başarılı bir CTO girişimi. CX osteal yan dal. Aslında evet, yüksek OM diyebiliriz. Yüksek OM CTO girişim olarak kayda geçiyoruz.